Selamlar sevgili geyikler. Bugün burada Yiğit Can Erdoğan, Can Türk Doğan ve de ben burada toplandık. Flash'ın son bölümünden bahsedeceğiz. İkinci sezonun son bölümüne uzunca bir yolculuk oldu. Belki olması gerekenden biraz daha uzun gelen bir yolculuk oldu zaman zaman. Fakat sevgili Kızıl Maskeli kahramanımızın öyküsünün ikinci sezonunun en azından sonuna geldik. Evet arkadaşlar, gömmeye nereden başlayalım diye sormayacağım. Şöyle ki, bana soracak olursanız, eninde sonunda enteresan bir yere nispeten de olsa bağlamayı becerdiler gibi geldi bana. Ben bu bölümü izlerken birazcık zaman zaman oldum. Yani olmadım ama işte az önce verdiğim ses tepkilerine oldum gibi geldi. Siz nasıl bir sezon finali olarak değerlendiriyorsunuz benim bu genelleyici işte kısa özetimden sonra? Tüm sezonu ayı alırsak at çöpe gitse. Yani bu sezonun bu sonu finali. Son bölüm olarak bence sezonun çoğu bölümünden daha iyi bir bölümdü. Bazı şeyleri güzel bağladılar gibi geliyor bana da hakikaten. O Zoom'la yarış muhabbeti falan fena değildi. Hani en azından yarışmanın bir amacı vardı ama yani dünyayı patlatacak bir sistem için neye yarışıyorlar onu anlamadım. Şu anda Yiğitcan arkanda Allah Allah rüşvetler dağıtırken ben neredeyim? Surat ifadesiyle bakıyor. Abi söyleyeydiniz yani ben de bir yat alırdım kendime yani. Çünkü bak bu arada yani yattan aşağı paraya da bunları söyleyeceğini zannetmiyorum yani. Nasıl abi yani o yarış mesela senle yarışmak istiyorum deyince sen dedim evet çok mantıklı. Hayır mantıklı bulmadım ama yarışın sebebini öğrenince birazcık mantıklı gibi geldi. Bu kürenin içinde 500 tur atarsak dünya patlıyor. O yüzden benle atmalısın 500 tur. Ama ben tek başıma da atamıyorum 500 tur. Niye atamıyorsun? 2 tane kendinden yer atabiliyorsun bu. Evet yani 2 tane kendinden yer atabiliyorsun. Ya da 500 yerine kendin 1000 defa koşsan olmuyor. O da zaten. Hayır bir de cihazı sen yaptın. Niye 500 turluk yapıyorsun? 3 turluk yap. Yok cihazı çalmış Mercury Labs'den. Bak bir şey itiraf edelim. Cihaz bir şey itiraf edelim. Çin malı. Başka dizilerde izleyen insanlarız. Yani ilk tek dizimiz bu dizi değil. Bir dizinin içine girmeye başlayınca, hoşlanmaya başlayınca onun aptallıklarını, saptallıklarını daha çok kabul eder hale geliyoruz. Bunu biliyoruzdur. Evet. Genel geçer bir bilgi bu. Ve Arrow ve Flash dizileri için mesela bunu pek yaşayamadığımızda ortada. Yani bir itiraf sayılmaz. O yüzden Yiğitcan şöyle bir argüman sana sunsam ne dersin? yani o koşma olayının bilimi, işte o aletin varlığı, koşmakla ilgili bu kendinden yaratınca olmuyor mu tarzı soruları. Yani adamlar olmuyor. İşte böyle olan bir senaryo, daha doğrusu böyle olan bir teknoloji ve koşul ve durum yazmışlar desek biraz sevseydik bu diziyi kabullenemez miydik gene de? Abi şimdi senin dediğin o durum yani bazı dizilerin aptallıklarını saptallıklarını içselleştiriyor ve kabul ediyor olmamız durumu dizinin artları eksilerini götürüyorsa olacak bir durumdur. Yani, kabul elbette. Evet, yani bazı noktalar dersin ki tamam bunu anlatamadılar ama olsun canları sağ olsun da gelirsin anladın mı? Veya işte mesela Lost için bu çok uzun zaman şeydi ya Lost sevenler hala savunanlar şey der ya. Abi tamam bağlamadılar sonunda ama. Güzel diziydi derdi. Ya güzel diziydi. Niye? Çünkü onun için mesela abi işte Jack güzel karakterdi, Kate güzel karakterdi. O işte We Have To Go Back olunca ben çok duygulandım. Tamam sonunda da her şey lahmacun fırını çıktı o da olsun der adam. Bu arada 15 yıllık spoiler'dır ama yani. Lahmacun fırını. Ama abi burada işte tamam okey bunları kabul edelim. Yani niye 500 tur atmak zorundasın? Yarışmak için bu kadar uzun sebebi bundur. Her şey geldi gitti yarışa mı bağlandı? Yani son dakika kaç kere Zoom elindeydi de öldürmedi de oradan sonra bir de hala öldürmedi son dakikada. I don't have to kill diye Time Wraith geldi. O Time Wraith'ler niye geldi? Niye daha önce gelmemişler? Niye daha önce gelmemişler? Evet o iyi soru. Yani anladın mı? Time Wraith'ler bir de insanı yaratığa niye çeviriyorlar gibi başlıyor. Bir de yani bu time travel yapanları falan cezalandırıyor. Barry'e neye daha önce şey yapmadı? Orada Barry'i seçmedi de ötekini seçti. Bilmem ne. Sondaki şeyde ucuzluğu bu arada. Ben şey olacak diye zannettim mesela. Barry kendine zaman artı üretti ya. O yüzden o Time Wraith'ler bu sefer Barry için geldi. Hani i̇şte, öyle trajik falan bağlanacak. Tabii öyle şeyler de olmadı. Time Wraith'ler neye geldi? Keza işte Barry'nin Time Wraith'ı yapabilme oldu. Time Wraith meselesi çok kafası karışık zaten. Çok garip. Yani... Aynen. Orada bir araya girip şu soruyu sormak istiyorum. Yani bunu geçen de bir altını çizdik. Diziyi profesör değiliz. Bir kere izleyip şu programı çekiyoruz. Time Remnant olayı daha önce işlenmiş miydi? Bunları böyle yapabildikleri abi, özellikle Flash'ın Time Remnant'ı işte çıkarmış. İşte Jay olarak kendini yaratmıştı Zoom. Ondan önce, muhabbet vardı. Time Remnant ilk şeyle girmişti. Eddie diyorum.
Onlardan bir tanesi. Evet ha, Eobard. Eobard'ın Time Remnant ile karşılaşmışlardı da orada tekrar. O bir bölümdü hatta. Bir bölümdü. Aynen öyle. Orada girmişti de abi bölüm içerisinde bak benim asıl şeyim şu, anlatmak istediğim şey şu. Meram lafını da kullanamıyorum bu arada. abi sonunda Iris'in şeyi de dahil bu arada katıyorum. İşte Iris'e ben işte seni sevemem kardeş falan filan çekmesi de. Tam bunların hepsi eksi. Hangi artı götürecek abi bunları? Ortada böyle problem var. Yani ne götürecek? Şu an mesela de ki bana Flash'ın şu artısı bunu tamam, götürür. Tamam. Okey. Yani challenge bu. Götürür. Sezon finaline şey olarak hani özel olarak o zaman biraz böyle bir şey yapmaya çalışıyorum sana. Can'cığım sen de madem biraz daha çok beğendin destek atmaya çalış. Mesela şeyden ben biraz hoşlandım bu bölüm açıkçası. Çocuğun Caster'ın neydi? Brian Caster. Neydi lan çocuğun? Hayır. Grant Caster. Grant Caster. Çocukcağızın oyunculuğunu daha önce nispeten övmüştük. Evet. Fena değil diyorduk. Ben mesela bu bölüm babasının ölümü üzerine içine girdiği o kafalar, o tepkileri doğal ve yerinde buldum açıkçası. Çok da abartmadılar. Abi bak, çocuğun oyunculuğunu bak diyor ve performansı evet, ve karakterin geldiği yer. Şimdi şöyle, çocuğun oyunculuğu çocuk... Ben de çocuk iyi bir oyuncu. Gerçekten ama bence çok yanlış kullanılıyor. Ben şeye çok inanıyorum. Yani Kevin Smith'in çektiği bölümde, bu Speed Force'a girdiği bölümde çocuğa yine bir buhran direktifi gelmiş, anladın mı? Ama daha iç hesaplaşmalı ve daha güçlü bir yerde durduğu bir buhran. Yani kendisiyle hakikaten bir şeyler çözümleyerek atlatıcı buhran vardı. Burada ya şimdi şöyle bir şey var abi. Bu gerçekten yönetmenin sana şöyle oyna demesiyle, ikinci take'i aldırmasıyla, beşinci take'i aldırmasıyla değişen şeylerden bahsediyorum burada ama burada bir çökmüşlük, bir tükenmişlik, bir sıfıra vurmuşluk göstermeye çalıştılar ya. Evet. Tam yine annesinin evinde aynı yerde babası öldü falan filan. Finali zaten sonra konuşuruz hani en sonunda bağladıkları yeri ama. Abi aynısını yani çok özür diliyorum. Yani Shield'da Daisy'ye yaptılar. Ve orada ne kadar iyi yönetildiğini o aktrisin görüyorsun. Yani o kıza bütün bölüm önce dediler ki sen bit ya. Tüken bit yani şurada yani en dibe düş. En dibe vur. Ve düştü ve ondan sonra ondan yaratacağın şeylerin hepsinin önü açıldı. Burada çocuğa büyük ihtimal dediler ki abi sen 16 bölüm önce ayakkabının bağı çözüldüğünde nasıl üzülmüştün hatırlıyor musun? Hatta direkt spesifik olarak donunu yeterince hızlı giyemediğin zaman nasıl üzülmüştün hatırlıyor musun? Babanın önce de aynı üzüldü dediler. Ve hakikaten donunu hızlı giyemediği gibi üzüldü orada. Yani, o yüzden çocuk iyi oynuyor kendi verilerini ama bence daha farklı bir şeye gitmen lazım artık. Yani sonunda yine pembe diz gibi ben sana yar olamam Iris. İyi bir şey değil. İyi yani zekice bir konu plotu değil. Dolayısıyla o çocuk da onun içerisinde zekice oynayamıyor bence. Benim kanaatim. Tamam Iris'le şeyine gelmeden önce Can'cığım sen nasıl buldun şeyi? Yani çocuğun buhranı. Oğlum ben bu bölümü artık ben 16 yaşındayım. Ve işte 16 yaşındaki zevklerimi hayatıma tekrar enjekte etmeliyim diyerek o kafa yapısına girerek izlediğim için bu bölümden keyif aldım. Ama yani nesinden mesela? Sorgulamadım. Anladın hangi mı? Aksiyonundan, hangi şey, nesin, ne, spesifik olarak ne mesela? Çok merak ediyorum abi. Bitiyor olmasın. Tamam o geç. Aslında şöyle yok. Can'ın şakayla söylediği şeyde bence bir doğruluk payı var. O da şöyle. Bir şeylerin finalize oluyor, bir şeylerin bağlanıyor olması. Yani diziyi ne olursa olsun, hangi sebeple olursa olsun takip etmiş bir insan için bir şey. Katarsis. Yani. Evet yani getirmiş aynen. İşte. O artık rahatlattı. Zoom olayı çözüldü. Neyin ne olduğunu öğrendik. İşte maskeli adam kimmiş çok merak ediyorduk sanki. İşte onu öğrenmiş oldu. Tamam dur maskeli adam bilmem ne onlara geleceğiz. Okey. Şeyden bahsedelim o zaman. Iris'e posta koymasından bahsedelim. Beren'in. Zayıf abi. Yani onu yediniz mi açıkçası? Yok. Yemişsen okey yememişsin belli kesinlikle ki. Can sen o konuda düşünüyorsun. Öpüştüler falan. İşte yani hani posta koymasının nedeni de finaliymiş gibi bir şey oldu. Yani hani yok. Ben yedim ya. O kadar bana kanka, koymadı kanka o hareket abi. Ne biliyor musun? O hareket geçen Erol'da da söylemiştim bunu daha önce. Yani bu tip dizilerde esas çocuğu bir kıza tie down bağlamazlar. Çünkü önü açık. Çünkü ekmeğini herif orada aşk mülemlerinden falan çıkartıyor. Anladın mı? Dolayısıyla oraya yani Iris ile Barry arasındaki acaba olacaklar mı gerginliğinin bitmesi bu adamların yazabildiği 3 hikaye çeşidinden birinin gitmesi demek. O zaman da kalıyor işte kafasında bardak atma ve işte donunu giyemedin diye üzülme. Anladın mı yani? Dolayısıyla o tamamen o ucuzlukta bir hareket ve 25 milyar kere gördük abi. Mesela Smallville bunu 10 sezon götürdü. Yani 10 sezon 2 farklı karakterle götürdü hatırlarsan. Nana'yla da olamadı, Lois'te de olamadı bir türlü. Valla şu an tek algıladığım şey senin Smallville'i baştan sona izlediğin. Evet, ben kendine bunu yaptım. Yok ya bir yere kadar izledim. O kadar da mazoşist değilim abi. Bilmiyorum 10. sezondan örnek veren ben değilim. Peki Zoom öyküsü genel olarak yani Zoom'un planı birkaç bölümdür devam ettirdi. İşte araya Metahuman getirip onları dayak edirttirme olayı sıkıştı. Bir sürü kez gücünü alıp verdi bilmem ne. Wally'yi kaçırdı, Caitlyn'i kaçırdı, en son Joe'yu kaçırmayı akıl etti filan. Zoom'un planı ve yarışması bilmem ne biraz yani sen biraz fikrini belirttin ama
Can'cığım bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Sen ne demek, bir şey demek ister misin? Ya muhteşem bir plan. Ya evet, saçma sapan. Yani tamam şeyden, haklısınız. Pardon, özür dilerim. Yani bu konuda haklısın. Ha. Ama ve lakin yani hani yarışma muhabbeti falan filan görsel olarak eğlenceliydi bence. O ben onlardan keyif aldım yani açıkçası. Yani daha fazla yani beklediğimden farklı bir şey oldu. Bataputa dövüşeceklerine yerine hani daha farklı bir şey düşünmüş olmaları hoşuma gitti. Anladın mı? Yarış vesaire gibi bir olay kurgusu olması hoşuma gitti. Ki bir yandan görsel olarak dedin diye diyorum. Bütçenin ciddi bir kısmını da bu sezon bölüme ayırmışlar belli ki yani. Çünkü o hızlı hızlı koşarken birbirlerini atıp tutmaları filan o sahneler yarış kısmında değil de öncekinde şehrin içinde koşturuyorlardı. Ben ilk defa bu kadar iyi efekt gördüm. Uzun uzun gösterdiler yani belli ki para harcamış. Bilmiyorum o kısımları. Evet o konular iyiydi. Ben son yarışın görsel olarak çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü sadece bir çevrenin kürenin etrafında dönen iki tane ışık gördük yani esasında. Yani bir de son dakikalarda yani şimdi timer yani şimdi abi şöyle bir şey var. O sahneyi çekip alırsan böyle sanki flash dizisi geliyor. Bu da teaser'ı. Ben dedim ki izleyeyim peki falan tamam ama o sahnenin arkasında Zoom'un abi inanılmaz kötü bir planı var. Yani Zoom'un planını 23 bölümlük plan abi bu çünkü anladın mı? 2 saatlik filmlerde kötü plan oluyor. Sineye çıkıyoruz ya yani Zoom planını masaya yatırdığın zaman ne abi? Ben CGI'lik olarak gideceğim. Okey. Onların yanında hero gibi takılacağım. Peki. Son neden? Yani bilgi mi alıyor Barry ile ilgili? Yani süper hızlı bir adamsın sen. Alamayacağın bilgi değil bu arada yani o 6 ay yanlarına takılmanın sebep olacak. Sonra çok stratejik bir anda kendimi öldüreceğim Time Remnant'ımı geride kalan. Ama ondan edindiğim bilgilerle nasıl edindiysem artık. Ondan edindiğim bilgilerle gidip kızı kaçıracağım. Sonra kız da sinirleneceğim. Sonra dünyaya meteor atacağım. Sonra dedim Barry'nin gücünü almam lazım çünkü ben ölüyorum. Barry'nin gücünü almak için üvey kardeşini kaçıracağım. Sonra Barry oraya... Ne abi bunlar? Yani bu kadar tutarsız bir plan olabilir mi? Yani evet evet. Aslında sen anlatınca bir kez daha gözümün önünden geçemedi. Geçemeyişinden de anladım ki evet yani. Bok! Yani mesela kimse de bir noktada şey demiyor. Abi biz bu herifi kendi... Bak örtüyü kapatmışlardı bir ara. Bu planın gerçekten en bokun çıktığı yer oydu. Örtüyünün bridge'ini kapatmışlardı bir ara sonra Barry'di ya. Ben örtüdeki insanları yalnız bırakamam gitmem lazım. Aynen. Ölüyordu ha Zoom. Yani 6 aylık falan ömrü kalmıştı. Ölüyordu. Doğru. Bridge'i açtı. Breach'i açtı, adam geldi, üvey kardeşini kaçırdı, sonra 15 dakikalık bir operasyonla üvey kardeşini teslim etmiş olmasına rağmen öldürmedi orada, vurmadı, bir şey yapmadı. Bir de hızını verdi, canını kurtardı yani. Yani bak abi bu şimdi final, okey bazı şeylerin katarsize gelmiş olması iyi hoş ama abi dizi o kadar saçma ve plansız programsız ilerledi ki 23 bölüm boyunca. O anca senin hissettiğin şey gibi geliyor bana. Abi neyse ki bittidir yani. Anladın mı? O zaten var. Yani o zaten var. Durdura durdura 30 kere içeri gidip ıvır zıvır bir şeylerle uğraşarak yani geçirdim bölümü bu arada yani bir yandan. Aa izlemişsin sen. Sen aslında çamaşır yıkamışsın bir yandan yani flash oynamış orada. Sen de fena değil demişsin biz arada. Keşke çamaşır yıkayabilsem. Neyse. Ayrıntılar. Peki bizimkilerin planı hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Flash duygusal olarak dengesiz dediler. Arkadaşlarını işte hapishaneye hapsettiler. Sonra da Zoom'u tek başına durdurmaya gittiler. Cesaret isteyen bir hareket tabii ki. Evet evet. Yani abi yani birinin rehine olması gerekiyordu. Anladın mı? Aralarından Joey'i seçip böyle bir şey uydurdular. Çünkü abi Zoom var. Hmm. Zoom'a karşı birincisi sen zaten Zoom'u herhangi bir şekilde etkisiz hale getirebilecek 6 tane düz insan olarak plan yapabiliyorsan bunca yıldır ne yapıyorsun? Yani zaten Barry'nin varlığı, Barry ile beraber senin onu 25 kere yanmış olman gerekiyordu madem. Değil mi? O tabancaları Barry de ateşleyebilir falan. Evet hani tabii. Daha tabii iyi yapacaktı. Ya. Abi. Ama Barry bilmem ne. Abi, bu da Harrison Wells oyuncu bu. Çok, evet bu arada dört ya. Ya çok sinirliymiş de öyle karşısına çıkmamalıymış da. Orada bizimkiler biraz saçmaladı açık yani sinirli bulabilirler Flash'ı. Abi bir dur bir sakinleş diyebilirler ama böyle bir gücü kenara itip de yani elinde boktan sırt çantası ve kask şap böyle artık 90 yaşında dedelerin saklı tip şapkasıyla Harrison Wells. Bir de hologram aletiyle lütfen. Hologram capture. Bir şey soracağım abi. Şimdi örtüyü planları şuydu ya. Örtüyü atacağız, bridge'i kapatacağız. Ne olursa olsun örtüyü birini götürmüş daha iyi olsun. Örtüyü bırakacağız herif. Ve arkamıza bak bridge açabiliyor. Bu arada onu açıklamadılar. Nasıl açabildiğini hiç açıklamadılar. Bu arada. Ama bridge açabiliyor. Bu arada bak. Yani burada biz Zoom'a gömerken Zoom buraya gelip bizi öldürebilecek kadar her şeyin farkında ya daha önceki bölümlerde. Burada kızın hologram olduğunu, ileride bir kamyonda durmadığını nasıl anlamıyor? Bak ilk gelince aynen. İlk kız karşısına gelince
şöyle bir fıt yaptı sanki Zoom. Yaptı mı öyle bir şey? Bilmiyorum. Emin olamadım. Ben hayal etmiş olabilirim onu. Bir şeyi de bırakmış gibiydi falan da ben de hayal etmiyorum. Ben hani şey gibi onu düşündüm. Çevreyi bir kolaçan etmesi mantıklı diye düşündüm ama sonradan gördük ki çok uzak değilmiş Joe'lar falan yani. Gerçekten kolaçan etmiş olsa. Yo yo. Zaten o çok, o çok kötü. Ama abi bridge açamıyor mu bu adam? Açabiliyor. Abi o senin söylediğin o kadar doğru ve o kadar havada ki ona diyecek hiçbir şey yok ki. Ben hiç hatırlamıyorum ya bunu bridge açıyor ama sını hatırlamıyorum. Yok. Amasını hatırlayan varsa yazsın. Hayır hayır. Spesifik olarak bu bölümde Cisco şey dedi abi. Bridge açıyor mu nasıl açıyor bilemiyoruz dedi. Hani ama dedi ve nasıl açıyor bilemiyoruz dedi. Sen bridge yani götünden istediği zaman bridge açabilen bir insanı. Mesela Joy falan geri getirdi ya Labs diye. Evet. Nereden getiriyor? Yani bridge açabilen bir örtüyü kapatsan ne olur kapatmasa senin planın ağzını sıçayım ben. Belki hani sen burada istenmiyorsun imansını artık anlar falan diye iyimsermişler tabii bileyim. Bir tane detay var beni yalnız çok rahatsız eden izlerken arkadaşlar. Caitlyn bunun yani hologramı daha doğrusu yanına geldi. Hey Zoom dedi ya. Zoom o sırada çekiçle bir şeyler çakıyordu. Evet. Zoom neden çekişte bir şeyler çekerken bunu normal insanısın da yapıyor abi? Neden işini bitirmemiş bile yani falan? Abi bir de bu yani kusura bakmayın da bu herif ne lan? Çekişte bir şeyler çekiyor. Ya bu ilk bölümlerde de böyle kendi başına böyle hadron kolaydır falan yapmıştı ya hatırlıyoruz mu? J-Ken. Bu arada yani adam kendi başına yemin ediyorum nükleer tesis yapabiliyor yani. Zaten sen Zoom olmadan önce de süpermişsin ki. Yani çok da Zoom olmana gerek yokmuş açıkçası. Ama kiralık katil bir yandan değil mi? Bir şey söyleyebilir miyim? Çocukken babasıyla ilgili travma yüzünden Zoom. Bir şey sorabilir miyim? Sorayım. Bir bölümle ilgili en aklıma takılan şeylerden bir tanesi. Zoom Jay Garrick gibi davranmaya Earth 2'da başlıyor değil mi? Evet. Earth 1'da aralarını sızmak için değil. Hayır hayır. Orada galiba ben öyleymiş. Artık dedi ya işte villain olmaktan sıkıldım biraz tabii, da tabii. Hero olayım dedim. Yani başından beri Earth 2'nun orijinal flash'ı galiba bizim abiymiş. Babasıyım. Hayır Earth 2'dan. Earth 3 dedi doğru lan. Pardon. Earth 2'nun Zoom'u hep Jay Garrick yani aslında Zoom'muş. O zaman Jay Garrick değil de Hunter Zolo. Bak Earth 2'da Jay Garrick diye biri yok yani. Evet. Hepsi yani, Hunter Zolo mu? Evet hepsi Hunter Zolo mu? Hayır Jay Garrick diye biri yok. Çünkü Earth 3'dekinin kimliğini almış. İşte Earth 3'de Jay Garrick diye biri tamam. Var. Tamam. Earth 2'da yok. Earth 2'da ben Jay Garrick'im diye Hunter Zolo açıklayıp işte koşuyor. Yani bu herif bridge'ler açılmadan önce çünkü Wells falan tanıyor. Anladın mı? Bu umudun sembolü falan çekiyor. Çok uzun bir süre hem hero hem villain olarak takılmış. Niye böyle bir şey yapmış? Ya abi valla orasına bak. Abi, bayağı sıkılmış yani. Hayır adam zaten çok psikopat. Yani adam bütün varoluşu yok etme peşinde. Yani gerçi sonradan dünyayı kurtarıp oraya orada takılacağım falan. Kurtarıp değil de dünyayı sağ bırakacağım falan dedi ama. Yani adamın zaten planı programının biraz dengesizlik ve delilik üstüne olmasını ben artık kabullendim açıkçası. O yüzden bir süre böyle bir ikili hayat yaşayıp sabahları flash, akşamları zoom, bazen televizyon kamerası karşısında ikisini birden canlandırdığı küçük skeçlere sahip olmuş olabilir gibi geliyor bana. Deli çünkü herif, manyak yani. Ama yani bu şu anlamı da geliyor olabilir mi? Time Remnant yapmış mı daha önceden? Jay Garrick kendisi. Olabilir. Yani zaten Time Remnant yapma konusunda acemi gibi değil. Evet. Çatıştır istediği zaman yapıyor. O yüzden yapmıştır herhalde. Tamam Time Remnant hani benim de varsayım bu yöne. Time Remnant çünkü Jay Garrick'le Zoom'un kapıştığı, bunun böyle çok görüldüğü, hatta Erisim ben sakatarak Jay Garrick'e gömüyordu. Sen Zoom'a daha çok gerildin falan filan bilmem ne. Abi time rate'ler niye bugüne kadar beklemişler o zaman? Bu kadar time rate diye düzeni bozuyor. Abi time rate evet yani o dediğin doğru zaten adam hani şey dedi arada bir time rate'ler de başıma bela alıp durdu dedi ama o işin kuralı, mesanesi nedir bilmiyoruz yani evet. Bunu daha önce sokmuştuk, bir daha sokalım hareketi bence. Başka hiçbir şey değil. Aynen öyle. Bence abi şöyle, bu çok net. Flash'in gelecek sezonu toparlamak istiyorsa öncesinde bir oturup 23 bölüm kurgu yapması, plan yapması lazım. Yani başka bir izahı yok. Duy bunları. Şey. CW. Abi çünkü yani bu kadar... Katılıyorum ama sana bu arada. Yani plansız, programsız gitmeleri bu kadar başımıza dert oldu ki bu sezon. Yani çünkü sıfır plan programı abi. Yani... Bir sonraki bölüm ne olacağına dair bir fikirleri olmadığı çok belli. Ben sana yemin ediyorum ben kalıbı basıyorum yani. Bütün de varlığı mal varlığımı bete koyarım burada. Zoom'un Jay Garrick olduğunu böyle 16. bölümde falan düşündüler. Yani olabilir. Bence böyle olsun abi o falan filan diye. Çünkü bir de son dakikada Jay Garrick'in ismini kurtarmak için. Çünkü Jay Garrick yani dizi tarihinin en köklü karakterlerinden biri. İlk Flash ta 1930'larda 40'larda. Onun ismini kurtarmak için meğerse ismini almış aslında kendisi Jay Garrick. Değilmişe falan bağladılar aldın mı? Yani zaten böyle bir şeye bağlayacaksan niye Jay Garrick çıktı o? Niye Jay Garrick çıktı? DC gelip de ne yapıyorsunuz lan siz? Dedi bunlara bunlar da. Olabilir yani. Abi değiştireceğiz. Gelelim son bombalara. Jay Garrick dediğimiz tip yeni bir Earth'den, Earth 3'den falan filan gelmiş. Hatta aslında birazcık fanların yani meta evet. Bakacak olursak
orijinal The Flash buymuş gibi davrandılar. Yani zaten adam gelince böyle bir dizinin müziği şeyi değişti. Aa bakın, oo hey hisli buyurun hoşça kalın falan bir nostaljik havalara girdiler. Ve Fedon geldi. Evet, adam da en son 24 yaşındayken giydiği kostümünü üstüne giyerek. Yani abi bilmiyorum ya, hani bir yandan şöyle düşünüyorum, adamın fiziksel yapısı bu. Aynen. Hani yasak mı bu adama tight giymek diye düşünüyorum bir yandan. Bir yandan da yani yasak olmalı galiba. Evet. Yapacak bir şey abi var. En son bir de tası kafasına böyle aynen yan geçirdi. O kadar eğreti durdu ki. Ya sanki böyle bu da flashmış ama böyle kendini alkole fuhuşa vurmuş. Ondan sonra öyle bir de bunlara elini attı. Koşarak gittiler ya. O an yani bayağı bildiğin böyle bildiğin şarapçı gibiydi. Abi 2 liran varsa şarap içeceğiz abi. Gibi o yamuk şapkayla çok çirkin olmuş. Yolda CC'ye bakıyor falan değil mi? Yani böyle hayvan bir tip. Abi bir de bakma adam. Adamı en sonunda arkada bıraktılar. O böyle arkada durmadan gözüktü ya. Siz evet, dikkat ettiniz mi? Bir kişi bile adamla hiç konuşmadı bile. Bu da soru aldı gitti. Yazık abi, adam demir bir maskeyle sadece duvara tıklayarak muhtemelen o cam kafesin içine sıçarak birkaç ay geçirmiş yani. Adam iki muhabbet etmek bilmem ne, bir burrito versinler, bir bira versinler, bir şey yapsınlar adama ya. Örtüçte öyle çok bir hadis yokmuş, o yüzden adam garip sevmiş onu canım diyorum. Benim bunu senin tiradın üzerine söyleyecek bir şey yok abi. Peki bir de o zaman finalini konuşalım arkadaşlar. Evet. Annesini kurtarmasından bahsediyorum yani. Flashpoint. Okey. Ben yani sen ondan biraz bahset Yiğit'cim çünkü o konuda biz gerçekten fazla da bilmiyor olabiliriz Flashpoint, ama. Flashpoint paradoks değil mi bu? Ha. Flashpoint. Ben dizinin öyküsü açısından, sadece değerlendirmek açısından bakınca hoşuma gitti açıkçası. Yani şöyle, şimdi Flash'ın bunu yapacak gücü var, hep vardı. Evet. Ve bir kere buna kalkıştı, aynen denedi. Ama işte kendini durdurdu filan. Şu an böyle bir çıkarım, böyle bir kriz, böyle bir sonuca var mı? Anında biraz duygusal bir hareket filan yapıp, ki yani aslında Barry'nin bence özellikle son bölüm işte çocuğu hapse atmalı, yani işte dediğim şeye kapatmalarına sebep olacak kadar bir psikolojik sıkıntıda oluşunun sonucu olarak böyle bir şey yapmasını da o öykü sürecinin bir bağlantısı gibi kendim algıladım. Biraz da duygulandım ve dizinin bana cesur bir hareketi gibi, uzun zamandır görmediğim kadar cesur bir hareketi gibi geldi. Siz nasıl buldunuz anne kurtarma muhabbeti arkadaşlar? Ben katılıyorum abi sana dizinin dediklerine çoğunlukla. Ama şimdi şöyle, bunun biraz daha yani başka evrene dair imaları var. Sen istersen bir genel nasıl yaptın? Ben biraz daha ağır flashpoint gireyim ondan sonra. Sen nasıl buldun genel olarak? Yani bence keyifliydi. Böyle bir dönüm noktasına varmaları iyi oldu. Şimdi farklı bir yola sapıp da bambaşka şeyler gösterebilirler bize. Öyle bir şeye cesaret edecekler mi? Merak ediyorum gerçekten. Umarım ederler. Ben sen o zaman diziye dair umutlarım birazcık artmış olur yani böylece. Sen Flashpoint'ten bahsetmeden önce bana şey olur gibi geliyor bunun üstüne. Bu bir probleme, ya ciddi bir problemlere yol açar ve bu kararını bile bir şekilde geri almak zorunda kalır belki 3. sezon bununla ilgili olur gibi bir beklentim oldu. Çünkü bu bir tabuydu, yani bunu yapmaması gerekiyordu. Yasaktı bu. Şimdi patladanak diye kırdı. Diyeyim kaç sert vurdum elime. Evet yani hepinizden özür dileriz yani. Benim kulağım gitti, milletin de gidecek. Neyse yani o yüzden öyle olabilir gibi geliyor ama dediğim gibi o şeyde bilmiyorum. Çizgi roman story üstünde bilmiyorum. Abi şimdi şöyle, çizgi romanda ben kısaca bahsedeyim. 2011 yılında DC bir reset atmaya karar verdi evrenine. Yalnız evrenine yaptığı reseti de evren içerisindeki hikayeyle anlamlandırdılar. O da şu, Flash annesini kurtarmaya gidiyor. Hı-hı. Geri dönüyor. Zamanı kırıyor. Ondan sonra geleceğe döndüğü zaman Flashpoint evreni denilen bir şey oluyor orada. Flashpoint evreni dediğimde o ara dönemde, sadece ara dönemde var olan bir paralel evren. Zamanın kırılmasıyla beraber bazı olaylar farklı değişmiş. Hı hı. Evren tamamen değişmiş. Thomas Wayne Batman. O gece o sokak arasında anne babası değil, annesiyle oğlu ölmüş. Thomas Wayne Batman. İşte böyle Superman işte böyle bir deniz altında bir yerde tutuluyor falan. Anladın mı? Böyle şeyli bir yerde. İncecik falan değil mi? İncecik falan. Aynen. Böyle çok başka, yani evren kırıldığı için bambaşka bir şey. Böyle işte Flash falan süper güçlü değil. Ben ne? Çizgi filmi izledim bunu ya. Çizgi film değil. Işte. Animasyonu, evet, animasyonu Flashpoint paradoksu bu. Hı-hı. Orijinal hikayesi de bu abi ve bunun sonucunda en nihayetinde işte Flash bir şekilde yani spoiler vermeyeyim. Okuyan okusun veya Flashpoint paradoksu izlesin ama en sonunda yeni New 52 evreni yaratılıyordu. Hı-hı. Flashpoint'in sonunda. Geriye dönmüyorlar yani. Geriye dönmüyorlar. New 52 evreni yaratılıyordu. Ha zaten retcon gibi bir şey. Evet yani reset atladıkları için. Şimdi şöyle bir şey var. Bunun tesadüfi yapmış olamazlar. Yani bu Flashpoint hareketi. Hı-hı. Anladın mı? Dolayısıyla
bir sonraki sezonda küçük de olsa bir Arrowverse'ün Flashpoint moduna girme ihtimali var şu an itibariyle. Yani bunu Arrow ve Legends of Tomorrow'a da katarak söylüyorum. Belki de Supergirl o evreye dahil olacaksın. Hatta Supergirl'ü evreye dahil etmek için böyle bir uyduruk, yani uydurulmuş bir sebep de olabilir. Uyduruk olmaz. Hani anladın mı? Supergirl'de. Bu yine Flashpoint evreni aynı yerdelermiş falan olur. Çünkü değiller ya şu an aynı dünyada. Bunu destekleyen benim kafamda olur mu olmaz mı bilmiyorum çünkü çok şu an yani şey değilim ama bir olanakta Arrow'un sonu. Arrow'un sonunda ne söylemeyelim hani ne olduğunu ama Arrow'un sonunda da radikal bazı şeyler oldu. Ekibin şeyi bakımından. Yani o yüzden olabilir abi. Bunun zeminini yaptılar şu an. Ha şöyle de olabilir. Arrow, Legends of Tomorrow ve diğerleri normal devam edebilirler. Anladın mı? Normal hatlarında. Flash bir sezon boyunca paralel evrende kalabilir. Çünkü şey olma ihtimali çok düşük geliyor benim gözümden. Yani Flash gelecek sezon bu yaptığı hareketin sonunda kırılmış bir timeline'la, değişmiş bir timeline'la karşılaşmak zorunda. Yapmazlarsa yani sadece böyle işte annesi geri gelmiş ama falan böyle minnak değişiklikler yani var. Bundan falan. Sonra normal hayatına devam ediyor, annesi de var. O zaman çöpe gitsin. Yani şöyle, annesi geri gelmiş, artık kahvelerin çıtırsa değil de Starbucks'a içiyorlarmış kıvamında değişiklikler olursa yani Flashpoint gibi çok büyük, çok monumental bir şeyi senin ekrana taşınman ayıp. Yani yazık. Tabii canım ki mantıken de aşırı 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 zor. Hani bunu yarım yamalak bağlamaya çalışırlarsa ikna etmeleri bizi. Çünkü çok geçmişinden çok spesifik bir şey değiştirdi. Yani evet. Bunun üzerine güç kazanma ihtimali az. Babasının zaten hapse girmeyecek, girmemesi lazım falan filan. Bütün hayatı değişiyor olması lazım. Yani ne olacak? Şeylerle, Cisco'larla bilmem nelerle tanışıklığı bile gidebilir aslında gibi bir durum oluyor sanki. Tabii canım. Yani o yüzden böyle küçük minnak değişik ya şeyde yaptıkları gibi anladın mı? Bu bir tane zamanda geri dönmüştür. En sonunda sadece bir bölümlük geri çıkan kötü adam iyi olmuştu ya. Ha aynen. Neydi herifin ismi unuttum. O ama yani silik adam. Silik evet, adam evet. Geri döndüğü bölüm gibi olursa yazıklar olsun. Yani Flashpoint'e haksızlık bu anladın mı? Yani Flashpoint gibi devasa bir hikaye çok haksızlık. Ama işte ne kadar cesurlar onu göreceğiz. Yani gelecek sene bütün Arrowverse'ü Flashpoint evrenine alırlarsa en azından böyle bir 3-4 ay anladın mı hepsi? Ondan sonra New 2 gibi yeni bir şeye gelirlerse helal olsun derim ben çekilir kenara ama zannetmiyorum. Bence Flash özlerinde göreceğiz. Arrow'su normal evrene falan devam edecek saçma bir şekilde. Göreceğiz bakalım. Bakalım. Yani ilginç bir olay oldu ama Flashpoint'i kullanmaları. Evet arkadaşlar yani ikinci sezonu izledik. Birinci sezonu izlemiş miydin bilmiyorum ben izlemiştim. Ben de izledim. Son olarak yani geldiğimiz nokta hakkında çok uzatmadan söyleyeceğiniz birkaç bir şey var mı? Flash'a geçici olarak veya kalıcı olarak mı veda ediyorsunuz nedir? Dizi bundan sonra yani senden neler olabileceğini anlatın ama şey olarak diyorum yani tat olarak filan nasıl olabilir, nasıl olmalı? Üçüncü sezon izleyecek misiniz gerçekten? Bunu da belki cevaplayabiliriz. Abi ben çok net şey barometrem olarak söylüyorum. Flash'ın Supergirl'le konuk olduğu bölümün tonlamasında bir şey yaparlarsa ben hafta hafta değil ama biriktirerek arada izlerim. Yani hakikaten çerezlik niyetine. Ama yani çerezlikten fazla kapasitesi olmayan yazarlar ağır bir şey yazmaya çalıştıkları zaman ortaya kaka gibi bir şey çıkıyor. Senin vokabülerinden ödünç almak gerekirse. Ve o ben o kakayı da bir daha 23 bölüm izlemek istemiyorum. O yüzden sifon çeker içme bakarız. Aynen öyle. Ya yani bu kadar emek verdiğim bir şeyi ben izlemeye yine hafta hafta olmasa da ben de Yiğitcan gibi bölümleri biriktirip belki sezonun en sonunda tak diye izlerim. Belki de izlemem. Bayağı 50-50 diyor. Yani böyle yani güzelliğini görmem lazım hakikaten. Ama şu tonda giderse dizi no ya. Gerek yok yani. İnsana eziyet bu çünkü. Sevgili geekler. Flash'ı uzun zamandır takip ediyoruz ve böyle bir final yaptı Flash, biz de böyle bir final yaptık. Siz Flash'ın finali ve geleceği ve eğer istiyorsanız geçmişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu arada zaman yolculuğu konusu olan bir dizi hakkında da böyle bir son yapmam. Neyse, onun dışında efendim işte ne düşünüyorsunuz? Aha, aşağı yorum olarak yazın. Evet, onun dışında kanalımıza abone olun, sitemizi ziyaret edin, bla bla neyse. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda şimdilik görüşmek üzere. Bu da böyle bir veda gibi oldu ama biraz sonra tıklayıp başka videomuzu izleme ihtimaliniz de yüksek. O yüzden gerek yok bu kadar vedaya. İşte o yüzden veda etmiyoruz.